Sevgili CHP'liler, sevgili yoldaşlarım, yüreklerinizi sevgiyle doldurdunuz, yüzlerinize gülümsemelerinizi kondurdunuz, geldiniz, hepiniz hoş geldiniz. Bütün ilçelerimizdeki toplantılarda söyledik, CHP bu ülkede ne zaman kurultay yaparsa, CHP ne söylerse önemlidir. 27. olağan kurultayımız da son derece önemlidir. Burada söyleyeceklerimiz, burada karara bağlayacaklarımız da çok önemlidir. Çünkü ülkemiz gerçekten keskin bir virajdan geçmektedir. CHP 1970'te kurulduğundan beri ne için mücadele ettiyse, bütün CHP'liler bu mücadelede neler için bedel ödediyse, bunların hepsinin risk altında olduğu zorlu bir virajdan, zorlu bir dönemeçten geçmekteyiz. Onun için dün olduğu gibi bugün de el ele vermemiz, omuz omuza vermemiz, sırtlarımızı birbirimize dayamamız hem CHP için ama ondan bile önemlisi bu halk için çok önemlidir. Onun için el ele vereceğiz, omuz omuza vereceğiz ve hep birlikte yarına yürümeye devam edeceğiz. Evet, politikalarımız, hedeflerimiz, ideallerimiz, ilkelerimiz bu zorlu virajda bir kez daha risk altındadır. Çünkü 1970'ten beri CHP yılmadan, bıkmadan, usanmadan, gerektiğinde en ağır bedelleri ödemeyi göze alarak bir an önce Kıbrıs'ta federal çözüm dedi. Bir an önce Kıbrıs'ta federal çözüm. CHP bunu söylerken daha kimseler bu kelimeleri ağzına almıyordu. CHP'liler bu kelimeleri kullanıyor diye en ağır baskıların altında kalıyordu. Ama o gün bugündür bu müzakere masası denilen yerde, bu görüşme masası denilen yerde CHP'nin o gün söylediğinden başka hiçbir şey görüşülmedi. Bu müzakere masasına her kim oturduysa bu müzakere masasında kapsamlı federal çözümü görüştü. Ama neden peki bu hep böyle olmasına rağmen bugün bizim bu en temel ilkemiz, en temel hedefimiz risk altındadır? Çünkü arkadaşlar, Annan Planı referandumlarından sonra herkesin çözüme en fazla yaklaştığımızı teslim ettiği Crans-Montana görüşmelerinin ardından farklı şeyler duymaya başladık. Ve bu duyduğumuz farklı şeyler karşısında Cumhuriyetçi Türk Partisi olarak 49 yıllık deneyimimizden ve müzakereler tarihinden süzülen deneyimimizden hareketle çok net, açık bir pozisyon belirledik. Dedik ki Annan Planı'ndan sonra da böyle olmuştu. Crans-Montana'da da birçok konuda mutabakata varıldı. Geriye çok sınırlı sayıda konuda pürüzler kaldı. Biz bu işin bir daha sıfırdan başlamasını istemeyiz. Çünkü biz 1970'ten beri bir an önce kapsamlı çözüm diyenleriz. O yüzden bizim talebimiz hiç başka işlerle uğraşmadan, hiç kavram kargaşası yaratmadan bir an önce sonuç odaklı ve ucu açık olmayan bir müzakere süreciyle geriye kalan konuları da kapatmak ve kapsamlı çözüme halkımızı ulaştırmak, halkımızın ihtiyaç duyduğu öngörülebilirlik şartlarını bir an önce yaratmaktır. Ama her şeye açık konuşmamız lazım. Sayın Anastasiadis o dönemde çıktı ve maalesef
bir kavram karakaşası, bir kafa bulanıklığı yarattı. Kapalı kapılar ardında iki devlet dedi, konfederasyon dedi. Kamuoyuna açık ortamlarda döndü gevşek federasyondan, desantralize federasyondan bahsetti. Bir kavram kargaşası yarattı ve CTP gene 49 yıllık deneyiminden, gene müzakereler tarihinden elde ettiği süzdüğü deneyimden hareketle dedi ki sakın oyuna gelmeyelim. Sayın Anastasiadis'in yaptığı Kran Montana'da Kıbrıs Türk tarafının elde ettiği moral üstünlüğü zamana yayarak ortadan kaldırmaktır ve her şeyi bir daha sıfırdan başlatmaktır. Bizim artık daha fazla kaybedecek neslimiz yoktur. Bizim artık bu öngörülebilirliğin olmadığı ortamda daha fazla gençlerimizin acı çekmesine müsaademiz yoktur. Onun için oyuna gelmeyin. Bir an önce sonuç odaklı ve ucu açık olmayan süreci başlatın. Hep beraber yarına yürüyelim. Hep beraber kapsamlı çözüme bir an önce yürüyelim dedi. Ama olmadı, yetmedi. Biz böyle durumları ilk defa tecrübe etmiyorduk. Elbette canımız sıkılır, elbette moralimiz bozulur, elbette gene mi aynı şeyler diye yakınırız. Ama CTP hiçbir zaman yılmadı, biz de yılmayız, bundan sonra da asla yılmayacağız. Onun için Sayın Anastasiadis herhalde yeterince ortalığı bulandırdığını düşündükten sonra başka bir tartışmayı bu defa açtı ve döndü bu defa da dedi ki siyasi eşitliği benim halkıma anlatmam mümkün değil. Dönüşümlü başkanlığı benim halkıma anlatmam mümkün değil. Siyasi eşitliğin olmazsa olmazı olan kararlara etkili katılımı da halkıma anlatmam mümkün değil. O yüzden ben bu şartlarda böyle bir müzakere masasına oturamam. Biz de gene CTP olarak çıktık ve hem Sayın Anastasiadis'e ama hem de ondan fazla Sayın Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres'e çağrı yaptık. Dedik ki sonuç odaklı görüşme diyen Sayın Guterres'ti. Ucu açık olmayan müzakereler dönemi geride kaldı diyen Sayın Guterres'ti. Bu defaki müzakere bundan öncekilere benzemeyecek diyen Sayın Guterres'ti. Siyasi eşitlik diyen Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ydi. Siyasi eşitlik kararlara etkili katılımı içerir diyen Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ydi. Dönüşümlü başkanlık Sayın Anastasiadis ile Sayın Akıncı arasında varılmış bir mutabakattı. Dolayısıyla bunlar bizim taleplerimiz falan değil. Hele de kimilerinin dediği gibi bizim Kıbrıs durumlardan talep ettiğimiz şeyler değil. Bunlar Birleşmiş Milletler'in kendi pozisyonları, kendi kriterleri, kendi parametreleridir. Ve en az bizim kadar onlar da sahip çıkmalıdır. Ve oyun değiştirici pozisyonunu Birleşmiş Milletler üstlenmelidir. Kısacası arkadaşlar biz aslında ne diyorsaydık onu diyoruz ama bir adım öteye geçerek diyoruz. Çünkü 49 yıllık deneyimin öğrettiklerini unutmaya niyetimiz yok. Ne zaman ki zirveye çıkar Kıbrıs sorununda çözüm arayışları, Galide'de böyle oldu, De Coelho'da da böyle oldu, Annan'da da böyle oldu, Kran Montana'da da böyle oldu. Ne zaman ki zirveye çıkar, bir takım ayak oyunlarıyla o zirveden aşağıya çekilir, tekrar sıfırdan başlatılır ve sıfırdan bir müzakereyle dostlar alışverişte görsün havasına girilir. Yağma yok. Bizim söylediğimiz şudur. Biz CTP olarak müzakere istemiyoruz. Biz bizi bir an önce kapsamlı federal çözüme ulaştıracak bir müzakere sistematiği istiyoruz. Çünkü biz göstermelik değil çözüm olsun istiyoruz. Ha bütün bunlar yaşanırken Kıbrıslı Rum ülkedaşlarımıza da seslendik. Aynı ülkeyi paylaşıyoruz. Aynı
devlette eğer federal çözüme ulaşırsak yaşayacağız. Ve deniliyor ki eğer siyasi eşitlik olursa işleyebilir bir devlet olmaz. İşlevsel bir devlet olmaz. Biz de onlara diyoruz ki arkadaşlar lütfen bir kez daha başlarınızı ellerinizin arasına alarak düşünün. Siyasi eşitlik sadece Kıbrıslı Türklerin bir hakkı değil. Siyasi eşitlik iki kurucu devletin bir de federal devletin olduğu federasyonda Kıbrıslı Türklerin Kıbrıslı Türk kurucu devletinde, Kıbrıslı Rumların Kıbrıs Rum kurucu devletinde bulunduğu ortamda Kıbrıslı Rumlarla Kıbrıslı Türklerin ortak yöneteceği federal devletin işleyebilmesinin, işlevsel olabilmesinin de ön koşuludur. Kuracağımız yapının gerçekten bir federasyon olmasının da ön koşuludur. O yüzden siz de görün ve anlayın ki siyasi eşitlik kesinlikle kurulacak federal devleti işlevsiz kılacak değil. Tam tersine federasyonun da işlevselliğin de işleyebilirliğin de ön koşulu olan bir temel parametredir. Ve bu sadece bize değil size lazımdır. Madem ki ortak bir devlet kuracağız, madem ki işlesin istiyoruz, siyasi eşitlik olmazsa olmazımızdır. Bizim de öyledir, sizin de öyle olmalıdır. O yüzden CTP sadece Kıbrıslı Türklere bunları anlatmakla yükümlü değil, Kıbrıslı Rumlara da bunları anlatmakla yükümlüdür. Çözüm isteyen herkesin bütün bunları bilmesi gerekir ve bu ülkede hem Kıbrıslı Türklere hem Kıbrıslı Rumlara seslenebilen parti CTP'dir. O yüzden sesimizi her tarafa duyuracak şekilde yükseltmeye devam edeceğiz. Çözüm için yükselteceğiz, barış için yükselteceğiz ve sesimizi yükselterek kol kola el ele barışa yarınlara yürümeye devam edeceğiz. Bütün bunlar olurken arkadaşlar bir başka şey daha yaşadık. Hani zaman zaman birilerinin aklına soru işareti düşer ya, CTP hükümete gelir de ne olur? Belki de CTP hükümetten gidince ne olduğunu anladığımız zaman CTP hükümete gelince ne olur da anlayacak. CTP hükümetten gitti, yeni bir hükümet kuruldu. Hükümet programı hazırlandı, mecliste okundu. Ne yazardı Kıbrıs sorunuyla ilgili o hükümet programında? Bu sadece hükümetin kendi programı değildi. Kıbrıs Türk halkının önüne Kıbrıs sorunuyla ilgili olarak konulmuş bir vizyondu. Kıbrıs Türk halkının Kıbrıs sorunu konusunda o vizyona uyduğu takdirde ileriye gidebileceği iddia ediliyordu. Peki ne deniliyordu o hükümet programında? Deniliyordu ki federasyon artık çok geride kaldı. 50 senedir müzakere ederek federasyona ulaşamadık. Demek ki bu federasyon formülü gerçekçi değil. Daha gerçekçi bir takım formüller bulmamız lazım. Peki nedir o daha gerçekçi formül? O daha gerçekçi formül Avrupa Birliği çatısı altında iki ayrı devlettir. Bu hükümetin Kıbrıs Türk halkının önüne koyduğu ve federasyon gerçekçi değildir, aha gerçekçi olan budur dediği, federasyon bizi 50 senedir çözüme ulaştıramadı, bizi bir an önce çözüme ulaştıracak olan aha budur dediği vizyon buydu. Peki bu vizyon konulduğu zaman Cumhuriyetçi Türk Partisi hükümetten gidip yeni hükümet kurulup da bu vizyon konulduğu zaman Cumhuriyetçi Türk Partisi daha o gün meclisten başlayarak aralıksız olarak ne dedi? Cumhuriyetçi Türk Partisi şunu söyledi. Evet, federasyonun 50 yıldır görüşüldüğü, ha kimi zaman isteyerek, kimi zaman istemeyerek, kimi zaman iş ola, kimi zaman gerçekten görüşüldüğü ve bu kadar yılda sonuca ulaşılamadığı doğrudur. Bunun sıkıntısını
en fazla da çözümü isteyenler olarak biz hissederiz. Çünkü biz bir an önce çözüm isteyenleriz. Ama bunu söylemek başka bir şeydir. Federasyon gerçekçi değildir. Onun yerine AB çatısı altında iki ayrı devlet gerçekçidir. Ve biz Kıbrıs Türk halkını bu yola sokacağız. Yol haritamız bu olacak demek başka bir şeydir. Siyasi eşitliği kabul etmediğim için, halkıma anlatamadığım için ben federasyonu hayata geçiremiyorum diyen Sayın Anastasiadis'ten şimdi bu hükümet ne beklemektedir? Çünkü biliyorsunuz gerek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti gerek Türkiye Cumhuriyeti diyor ki hangi çözüm bulunursa bulunsun BM çatısı altında müzakereler yoluyla bulunacak. E peki madem BM çatısı altında müzakereler yoluyla bulunacak çözüm nedir bu hükümetin beklediği biliyor musunuz? Siyasi eşitliği kabul edemem, halkıma anlatamam diyen Sayın Anastasiadis çıkacak, gidecek BM Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesini, Fransa'yı, İngiltere'yi, Çin'i, Rusya'yı, Amerika Birleşik Devletleri'ni ikna edecek, KKTC'yi tanısın. Yetmeyecek 28 Avrupa Birliği üyesi devleti ikna edecek, KKTC'yi tanısın. Yetmeyecek gelecek Güney Kıbrıs'a siyasi eşitlik konusunda ikna edemediğini söylediği halkını da KKTC tanınsın diye ikna edecek. Daha AB çatısı altında iki ayrı devlet gerçekleşecek ve bu da gerçekçi olacak ve birileri çıkacak diyecek ki biz halkımızı federasyon macerasına bir daha atamayız diyecek ve kendi anlattığını da gerçekçi olarak lanse edecek. Da CTP'liler de sokak sokak gezip, mahalle mahalle gezip, ev ev gezip bunu anlatmayacak. Bu halkı uyandırmayacak. Gerçekçi olan bu olabilir mi diye sormayacak. Macera o değildir. Asıl macera budur. Bıktık usandık. Bir nesli daha harcayamayık demeyecek. Bu CTP'liler yollara çıkmayacak mı? Arkadaşlar, her zaman söyleriz. Evet, gazeteler var. Evet, televizyonlar var. Evet, sosyal medya var. Bu herkeste var. Ama öyle bir şey var ki, yalnız ve ancak, sadece ve sadece CTP'de var. CTP'de sosyal medya kullanır, yazılı basın kullanır, görsel işitsel medyayı kullanır. Ama kendinde olan ve başka kimsede olmayan bir tane bir şey var ki her şeyi herkese anlatabilir, her şeyi herkese ulaştırabilir. O da CTP'nin sarı karıncalarıdır. Sarı karıncalar yola çıktıktan sonra neyin gerçekçi, neyin macera olduğu herkes tarafından görünür. Ama arkadaşlar gene hiç parmağımızın arkasına saklanmadan gene 49 yıllık tecrübemizden, müzakereler tarihindeki tecrübemizden hareketle maalesef hiç de hoşnut olarak değil, üzülerek bildiğimiz bir gerçek var. Ne kadar uğraşırsak uğraşalım, kısa vadede çözüme ulaşamadığımızı zaman zaman gördük. Bu dönemdeki çabamız en kısa sürede çözüme ulaşmaktır. Temel hedef odur. Ama ne kadar uğraşırsak uğraşalım, yollara dökülelim, 10 binleri, 80 binleri toplayalım, o durumda bile çözüme ulaşamadığımızı büyük bir hayal kırıklığı içinde gördüğümüz zamanlar oldu. En temel örnek 2004 Annan Planı referandumlarıydı. O yüzden umudu asla yitirmeyeceğiz ama her zaman CTP'nin diğer planları da, kendine yönelik planları da hazır olacak. Nedir o? Eğer bütün çabamıza rağmen kısa vadede bizden kaynaklanmayan sebeplerle çözüme ulaşamazsak, Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin o zaman önündeki hedef, adım adım bizi çözüme taşıyacak, başta güven yaratıcı önlemler olmak üzere her türlü girişimi kararlılıkla yapmaktır. Çünkü biz çözümden, öngörülebilirlikten asla vazgeçemeyiz.
kısa vadede kapsamlı çözüm görünmüyorsa o zaman adım adım başta güven yaratıcı önlemlerle olmak üzere çeşitli enstrümanlarla adım adım halkımızı çözüme yaklaştıracağız. Ha bize diyorlar ki ya böyle şey olur mu? Nerede görüldü? Arkadaşlar, CTP'nin tarihi bunun örnekleriyle doludur. En tipik örnek birinci konuşmada Sayın Genel Sekreterimizin söylediği 2005 yılında kurulan Taşınmaz Mal Komisyonu'dur. Hiç unutmayın, 2003'te bir mal tazmin komisyonu kuruldu. Hala ismi karıştırılır Taşınmaz Mal Komisyonu'nun, mal tazmin komisyonu zannedilir. O mal tazmin komisyonu bizi uluslararası hukukun içine taşıyan, entegre eden, uluslararası toplumla buluşturan bir şey değildi. Mahkemeler kabul etmedi. 2005'te Sayın Talat Cumhurbaşkanı iken, Sayın Ferdi Sabit Soyer Başbakanken, CTP iktidardayken Taşınmaz Mal Komisyonu kuruldu. Ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bu komisyonu Avrupa hukukuna, uluslararası hukuka uygun kabul etti. Biz bunu nasıl yaptık? Biz bunu uluslararası toplumla istişare ederek, müzakere ederek ve halkımızı uluslararası hukukun içine taşıyarak yaptık. Biz bunu uluslararası toplumla, uluslararası hukukla kavga ederek yapmadık. Ama bakın, nereden nereye geldik? O gün biz Taşınmaz Mal Komisyonu'nu kurduğumuzda bizi vatan haini ilan edenler, gazetelerde Türklerin mallarını Rumlara peşkeş çekiyorlar diye boy boy fotoğraflarımızı yayınlayanlar, Taşınmaz Mal Komisyonu yasasını Anayasa Mahkemesi'ne iptal edilsin diye götürenler, bugün bizden fazla Taşınmaz Mal Komisyonu'na sahip çıkıyorlar. Maraş'taki girişimlerdi de Taşınmaz Mal Komisyonu aracılığıyla halledeceklerini söylemeye başladılar. Keser döner, sap döner, gün gelir hesap döner ama bu hesapları döndüren CTP'dir. Bunu asla unutturmamamız lazım. Bunu herkese tekrar tekrar hatırlatmamız lazım. Maraş konusunda gene güven yaratıcı önlemler kapsamında değerlendirilebilecek Maraş konusunda çıkıyorlar ve diyorlar ki Birleşmiş Milletler bizi ilgilendirmez. Güvenlik Konseyi kararları bizi bağlamaz. E o bağlamaz, o ilgilendirmez. Ama benim halkımın derdi uluslararası hukukun dışına çıkmak değil. Benim halkımın derdi burada izole olmak değil. Benim halkımın derdi, talebi uluslararası hukukun parçası olmak, uluslararası toplumun eşit bir üyesi olmak. Onun için onlar Maraş'ı açacak derken biz başka bir şey söylüyoruz. Biz 1994'te Gali güven yaratıcılığı önlemler paketine hem Maraş açılsın hem Lefkoşa uluslararası havalimanı açılsın diyen pakete bütün adada, kuzeyde ve güneyde tam destek veren tek partiyiz. Bunu bilen partiyiz. Onun için Maraş için de bizim söylediğimiz şey şu. Hedef bir an önce kapsamlı çözüm. Olmadıysa Maraş'ın nasıl açılacağını da CTP'nin tarihi gösterir. Maraş uluslararası hukuk çerçevesi içinde uluslararası toplumla müzakere edilerek, istişare edilerek ve öyle parça parça pinçik değil. Orası burası onun da allem gallem edilerek değil. Planlı bir şekilde ve iki toplumun ileride federal çözüm altında kendisinden yararlanabileceği bir biçimde açılır. Bizim tarihimiz bunun nasıl yapılacağının örnekleriyle doludur. O yüzden bu ülkede kapsamlı çözüme bir an önce ulaşamadığımızda çözümden kopalım, alalım başımızı gidelim yok. Kapsamlı çözüme bir an önce ulaşamadıysak adım adım çözüme güven yaratıcı önlemler aracılığıyla ve birçok başka enstrüman aracılığıyla bu ülkeyi taşıyacak olan gene CTP'dir. Kapsamlı çözümde de öncü parti CTP'dir. Adım adım çözümde de öncü parti CTP'dir. Çünkü CTP çözüm için vardır. Çözüm için var olmaya devam edecektir.
Tabii arkadaşlar, Sayın Genel Sekreterimiz konuşmasında dedi ki, biz 4 ayrı dönemde hükümet tecrübesi yaşadık. Hükümet tecrübesi yaşayan ve yaşayacak olduğu herkes tarafından bilinen bir partidir Cumhuriyetçi Türk Partisi. Hükümet tecrübesi yaşadığı dönemlerde de, muhalefette olduğu dönemlerde de 1970'ten beri her gün de Cumhuriyetçi Türk Partisi halkıyla birlikte olduğu için gördü ki bu ülkede yoksul insanlar vardır. Bu ülkede eğitim hakkından olması gerektiği gibi yararlanamayan yoksul çocuklar vardır. Bu ülkede sağlık hakkından olması gerektiği gibi yararlanamayan yaşlı insanlarımız, engelli insanlarımız vardır. Bu ülkede işsiz gençlerimiz, göç etmek zorunda bırakılan gençlerimiz vardır. Bu ülke üretimden koparılmıştır. Yanlış politikalar sonucunda üreten değil tüketen bir toplum yaratılmıştır. Ve bu toplum güçlerini birleştirerek üretmeye devam edemezse bu toplumun varoluş endişesi de devam edecektir. O yüzden CTP'liler, biz kapsamlı çözüm için çalışalım. Kapsamlı çözümü gerçekleştirirsek zaten bunlar olacak gibi bir kolaycılığa asla kapılamaz. Cumhuriyetçi Türk Partisi gün 24 saat insanlarımızın sorunlarına çare üretmekle yükümlüdür. Hükümetteyken daha fazla yükümlüdür. Hükümette olmadığı zamanlarda da böyle bir yükümlülükten kurtulması mümkün değildir. Ha, bugün gelinen noktada Kıbrıs Türk ekonomisi kendi çarklarını döndürecek olanaklara sahip midir? Arkadaşlar, Kıbrıs Türk ekonomisinin turizmden de çok ciddi bir geliri vardır. Yüksek öğretimden de çok ciddi bir geliri vardır. Dövizin yükselmesinden sonra güneyden kuzeye akan ciddi bir ekonomi de vardır. Bu ülkede ekonomide, turizmde, yüksek öğretimde, bilişim sektöründe daha yapılacak çok iş de vardır. Cumhuriyetçi Türk Partisi hükümet dönemlerinde bu işlerin pek çoğunu da yapmıştır. Çünkü Cumhuriyetçi Türk Partisi ister ki bu ülkede kendi ayakları üzerinde duran, kendi çarklarını çeviren bir ekonomi ve dolayısıyla onun üstünde yükselen, kendi ayakları üzerinde duran bir demokrasi, insan hakları rejimi, eşitlik ve özgürlük olsun. Ve Cumhuriyetçi Türk Partisi kendi hükümetleri döneminde bunun mümkün olduğunu da gösterdi. Daha son hükümet döneminde Türkiye'den çok sınırlı kaynak gelirken, 2019'da hiç kaynak gelmemişken ve döviz 1'e 1,5 patlamışken, çok ciddi bir döviz kriziyle karşı karşıyayken, sel felaketleriyle de karşı karşıyayken Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin büyük ortağı olduğu hükümet 334 milyon da yerel kaynaklardan Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığımıza aktarma yapmasına rağmen 15 ay içinde bu ekonominin çarklarını çevirdi. Dolayısıyla biz kendi kendine yeten bir ekonomi yaratılması gerektiğini de, yaratılabileceğini de hem biliyoruz hem de gösterdik. O yüzden Cumhuriyetçi Türk Partililerin bu konuda asla üzüntüye, yeise kapılmasına gerek yoktur. CTP bu işi bilir, bu işi becerir. Ha, Türkiye Cumhuriyeti ile imzalanan mali protokoller. Arkadaşlar, çok açık. CTP'nin pozisyonu çok net. Biz Türkiye Cumhuriyeti ile doğru zeminde iyi ilişkiler yürütülmesi gerektiğine inanan bir partiyiz. Ne zaman ki zemin yanlıştır, iyi ilişkilerin olması hiçbir biçimde Kıbrıs Türk halkı için yeterli değil. Ne zaman ki zemini doğru kurmak istersiniz, iyi ilişkileri yoksa o zemini de doğru kuramazsınız. Peki nedir doğru zemin? Doğru zemin CTP için hiç şaşmaz bir şekilde tektir. Kendi kendini yöneten, kendi ayakları üzerinde duran bir Kıbrıs Türk halkı ve kendi kendine yeten bir ekonomi, kendi ayakları üzerinde duran bir demokrasi, eşitlik
ve özgürlük rejimi çok net. Bunun gerçekleştirilmesidir hedeflenmesi gereken. Kıbrıs Türk halkı kendi yasamasıyla, kendi yürütmesiyle, kendi yargısıyla, merkezi idaresiyle, yerel yönetimiyle kendi kendini yönetmeye hem ehildir, hem böyle bir potansiyeli vardır, hem de feraseti vardır. O yüzden Kıbrıs Türk halkı kendi ayakları üzerinde duracaktır ve üreterek var olmaya devam edecektir. Onun için arkadaşlar biz var idik, varık ve var olacak. Bundan hiçbir kuşkumuz yok. Zaman zaman halkımızın arasında endişeler yayılmıyor mu? Mesela son dönemde nüfustaki plansız gelişmelerle birlikte, hiçbir şekilde ön hazırlığı yapılmadan nüfustaki plansız gelişmeyle birlikte, evet ülkede eğitim hakkından, sağlık hakkından yararlanmakta sıkıntılar var. Ülkede trafikte sıkıntılar var. Adli olaylarda artış var. Ve insanlarımız neyin endişesini yaşıyor? Biz kimliğimizi, biz kültürümüzü yitiriyor muyuz? Biz varoluşsal sorunlar mı yaşamaya başladık? Endişesi yaşıyor. Cumhuriyetçi Türk Partisi hangi ülkede doğmuş olursa olsun, hangi etnik kökenden gelirse gelsin, hangi ülkeden gelirse gelsin, hangi dinsel, mezhepsel inanca sahip olursa olsun, her insanı kardeşi sayan, her insanın insanlık onuruna yaraşır yaşam koşullarından yararlanması gerektiğini söyleyen bir gelenekten, sol gelenekten, sosyalist gelenekten gelen bir partidir. Ama Cumhuriyetçi Türk Partisi bir şeyi daha bilir. Ne zaman ki çok fazla insan, çok kültürlü bir yapı, farklı ülkelerden gelenler, farklı dinlere mensup olanlar, farklı mezheplerden gelenler, hepsi bir arada yaşamak zorundadır. O süreci planlı bir şekilde, ön hazırlık yaparak doğru yönetirseniz buradan bir zenginlik çıkar. O süreci doğru yönetmezseniz, plansız bırakırsanız oradan bir kaos çıkar ve hiç kimsenin Kıbrıs Türk halkını bir kaosa mahkum etme hakkı yoktur. Hiç kimsenin Kıbrıs Türk halkını varoluşsal endişelere, kimlik kültür endişesine gark etme hakkı yoktur. Kıbrıs Türk halkı bu ülkede yaşayan herkesle kardeşçe barış içinde bir arada yaşama kültürüne sahip bir halktır. O yüzden bileceğiz, süreçleri yöneteceğiz ve bunu bir kaos olarak değil, bir zenginlik olarak yaşayacağız. Ama nasıl? Nasıl? Bu ülkeye durmadan yabancı işçi akışı gelmesinin engellenmesinin yollarını bularak. Bu ülke vatandaşları işsizken bu işçi akışı devam ediyorsa, evet yeni okullar açacaksınız, evet ara elemanlar yetiştireceksiniz, evet insanlarımıza burslar vereceksiniz, gerektiğinde gençlerin askerlikle ilgili koşullarını kolaylaştıracaksınız ve yabancı işçiye olan ihtiyacı azaltacaksınız. Vatandaşlar işsizlikten kurtulacak, ürettiğimiz gelir yurt dışına kaçmayacak. Bu ülkede biz üreteceğiz, biz çalışacağız. Bizimle birlikte olan herkesle de barış içinde bir arada yaşayacağız. Kimliğimizi de, kültürümüzü de koruyacağız ve varoluşumuzla ilgili de endişe duymayacağız. Ama bütün bunları yapacak olan kimdir diye sorarsanız, evet işte bunun için hükümete geleceğiz ve daha önce yaptıklarımıza ekleyerek bunları tamamına biz erdireceğiz. Çünkü bizden başka bu halk için bu kadar kaygılanan, kimliğimiz, kültürümüz, varoluşumuz için bu kadar kaygılanan başka biri yoktur. CTP daha önce nasıl yapılacağını gösterdi, şimdi de gelecek ve yapacaktır. Bundan kimsenin kuşkusu olmaması gerekir. Daha uzun konuşup özellikle bu kadar sesin dağıldığı, dolayısıyla dikkatlerin de dağılma riski taşıdığı bir ortamda sizleri yormak istemem. Ama
çok kısa bir noktaya daha değinip bitireceğim. Arkadaşlar, bu ülkede yaşayan vatandaşlarımızın çok büyük çoğunluğu farklı siyasi tercihlerde olsalar bile çözüm istiyorlar. Çünkü çözüm öngörülebilirlik koşullarının yaratılmasının tek yoludur. Onun için kimileri farklı isimler koyar, kimilerinin siyasi tercihleri farklıdır ama talep çözümdür. O yüzden onların önüne gerçekçi bir çözüm vizyonu koymak gerekir. Neyin gerçekçi, neyin gerçekçi olmadığını iletişim içinde insanlarımızla paylaşmak gerekir. Ve bilmek gerekir ki çözüm arzusu konusunda insanlarımızın çok büyük çoğunluğu bizimle aynı noktadadır. Kısa vadede o kapsamlı çözüme ulaşamadığımız koşullarda insanlarımızın çok büyük çoğunluğu durup da beklenmesini istememektedir. Aynen bizim söylediğimiz gibi proaktif bir dış politikayla, çok çalışarak, uluslararası toplumla, uluslararası kuruluşlarla sürekli temasta bulunarak adım adım bizi çözüme yaklaştıracak hamlelerin yapılmasını beklemektedir. Yani bu konuda da insanlarımızın çok büyük çoğunluğu bizimle aynı görüştedir. Peki kendi ayakları üzerinde duran bir ekonomi, demokrasi, özgürlükler, eşitlik, insan hakları, insanlarımızın çok büyük çoğunluğu bunu da istemektedir. O zaman özet şudur. Kıbrıs Türk halkının çok büyük çoğunluğu ne istiyorsa aslında CTP ve CTP'liler de onu istemektedir. O yüzdendir ki biz cepheleşmeye gerek yok diyoruz. Kavgaya gerek yok, bölüşmeye, ayrışmaya gerek yok. Herkesi kucaklayalım, herkesle iletişim içinde olalım, herkesle görüş alışverişinde bulunalım. Çünkü CTP'dir bu vizyonu ortaya koyan ve bu vizyon halkımızın ihtiyaçlarını ve taleplerini karşılayacak vizyondur. O yüzden bizde öfke yoktur. İnsanlarımıza bağırma, çağırma, onlarla kavga etme yoktur. Cepheleşelim de bizimkiler bize yeter anlayışı bizde yoktur. Bizde herkesi kucaklama, herkesi doğru yolda buluşturma çabası vardır. Andan planında CTP öncülüğünde ne olduysa onu yapma hedefi vardır. Onun için diyoruz ki CTP'liler gülümseyin. Gülümseyin hem birbirinize değil sadece. Halkımızın içindeki her bir bireye gülümseyin, her bir bireye dokunun, her bir bireyi kucaklayın, her bir bireyle konuşun. Çünkü anlaşamayacağımız hiçbir şey yok. Hep birlikte yarınlara yürüyebiliriz. Halkımızın çok büyük çoğunluğuyla birlikte yürüyebiliriz. Ama şunu da söylüyoruz. Biz gülümseyin dedik ama bütün bunları anlatalım diye söyledik. Mücadele ederken de gülümseyin dedik. İnsanlarla konuşurken de gülümseyin dedik. Ama biz henüz hadi hep beraber gülelim, kahkaha atalım demedik. İnsanlarımız her konuda ciddi sorunlarla karşı karşıyayken, kamu hizmetlerinden yararlanmada sıkıntı yaşarken, gençlerimiz işsizlikle boğuşurken, çözüm hala gelmemişken kahkaha atın gülün diyecek halimiz yok. Biz ne zaman güleceğiz? Biz bu halk güldüğünde güleceğiz. Çünkü biz biliriz ki gülmek bir halk gülüyorsa gülmektir. Ancak bu halkla birlikte gülebiliriz biz. Onun için arkadaşlar şimdi gülümseyecek. CTP'liler birbirlerine de gülümseyecek. Halka da gülümseyecek. Her bir bireyi de kucaklayacak. Hiçbir insanımız bizim için değersiz değildir. Her bir insan bizim için en az canımız kadar değerlidir. Her birine ulaşacak, her birine dokunacak, her biriyle konuşacak, her biriyle kucaklaşacak, sonra yan yana duracak ve başlayacak yürümeye yarınlara doğru,
şimdi gülümseyecek, bu halk hep birlikte gülsün diye yarınlara bu halkla birlikte yürümeye devam edecek. 1970'ten beri nasıl yaptıysak bugün de aynısını yapacağız. Gülmek için gülümseyerek el ele omuz omuza yürümeye devam edecek. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Hepinizi sevgiyle, muhabbetle kucaklıyorum. Sağ olun, var olun.